Başbakan Ersin Tatar Tatlısu'da Harnup hasatına katıldı. Üreticilerle birlikte Harnup topladı, onlarla sohbet etti, dertlerini dinledi. Bir ağacı 15-20 dakika. 15-20 dakika. Kara altın olarak bilinen Harnup, Tatlısu'nun en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. 14 Ağustos'ta başlayan hasat bu yıl oldukça verimli geçiyor. Başbakan Ersin Tatar ilk olarak Belediye Başkanı Hayri Orçan ve meclis üyeleriyle görüştü. Orçan bu yıl bölgedeki harnup kalitesinin arttığını belirtti. Hükümete ihraç izin ve fiyat artışında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Tabii ki 2 yıldır Sayın Tarım Bakanımızın ve sizlerin girişimiyle hükümetimizin aldığı bazı kararlarla harnup fiyatlarında ciddi bir yükseliş oldu. Ama bu hedeflenen noktaya ulaştı mı bence biraz daha yükselmesi gerekir. Bu kararlı duruşunuz ve hükümetin bu almış olduğu kararın yurt dışına bütün olarak da ihracının önünün açılmış olması önemli bir artı değerdir bu fiyatın yükselmesinde. Bunun devamını diliyoruz biz. Başbakan burada yaptığı açıklamada Harnup'un bölge için önemine değindi. Hükümet olarak üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Bu yıl 3000 ton rekoru beklendiğini, bunun 2000 tonunun Türkiye'ye ihraç edileceğini söyledi. Herkes bilsin, bu harnup çok değerli bir ürün. Orta çağda yıllar itibariyle altın değerinde olan ve Kıbrıs'ın ekonomisinin büyük katkısı olan, dediğim gibi Kıbrıs'ın altını olarak o zamanlar addedilen bir ürün. Ve çoğunluklu bu bölgelerde. Lefkoşa'da pek yok, Güzeyurt'ta pek yok. 59 bin ağaç Manso bölgesinde, 58 bin ağaç Girne bölgesinde, 159 bin ağaç İskele bölgesinde. Tabii İskele dedikleri buralardan ta Karpaz'a kadar. Esas yoğunluk bu bölgelerde. Şimdi de 3,5 TL evet. Kilosu. Yani %100'ün üzerinde bir artış oldu fiyatta son 14-15 ayda. Rekoltede de bir artış oldu iyi yağışlardan dolayı. Başbakan Ersin Tatar ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan daha sonra harnup ağaçlarının bulunduğu bölgeye geçti. Burada ceketini ve kravatını çıkaran başbakan halkla birlikte harnup topladı. Tatar'a Tatlısu Belediye Başkanı da yardım etti. Tatar burada yaptığı açıklamada harnup ağaçlarının şömine odunu olmaması için hükümet olarak alacakları önlemleri paylaştı. Kıbrıs açısından kültür ve ekonomik olarak bu ürünün önemli olduğunu belirtti. Özellikle bu bölgelerde harnupun daha da önem arz etmesi, insanlarımızın harnupa sahip çıkması ve kış aylarında da şömine için kullanılmaması. Yani ağaçların budanmaması, ağaçların korunması fevkalade önemlidir. Dolayısıyla hükümetimiz bu konuda ilgili makamlarla bu siyaseti geliştirmektedir. Ben bir kez daha bu hasat dönemi dolayısıyla burada bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Bu mesajı veriyorum başbakan olarak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültürüyle, doğasıyla, çevresiyle ve böyle güzel zenginlikleriyle bir doğa cennetidir. Kanal T'ye konuşan üreticiler ise harnup üretmenin oldukça zor olduğunu kaydetti. Harnup hasadı çok kolay bir şey değil aslında. Yani emek isteyen yetiştirilmesinden toplamasına kadar yani çuvallanmasına kadar emeği zor bir üründür. Çok değerli bir üründür. Harnup ağacımız biliyorsunuz siyah altın tabiri caizse. Kuzey Kıbrıs'ın, daha doğrusu Kıbrıs'ın geçim kaynaklarından biridir. Bağsuz kırsal kesimlerin, bağsuz Tatlısu bölgesinde gerçekten harnup yoğunluğu, zeytin yoğunluğu olan bir köyümüzdür. Harnup'a eğer değer katılırsa biz üreticiler harnup ağaçlarına daha iyi bakacağız. Şu anda topladığımız harnupları çuvallıyoruz. Cumartesinden sonra alıma başlayacağız. Önümüzde hafta satıma başlayacağız. Sağ olsun bakanımız 2 yıldır bize verdiği desteklerden dolayı en azından ihracatın önünü açtılar. Başbakan Tatar daha sonra üreticilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.